Ama bu abla çok güzel oldu bu. Hii, kız sen ne oldun sen? Ay sen çok güzel oldun maşallah. Yeryüzüne inen bir melek gibi olmadı mı o kız ya çıldıracığım. Aa erkek bu. Aa erkek de yapıyor. Ha bunlar toplum olarak kandırıkçı. Baksana çeneyi. Çenesiyle adam tövbe estağfurullah ya. Kız kılıç gibi yapıyorlar çeneyi. Alırsın bunları elinde tutarsın sefere gidersin bunların çenesiyle adam gebertirsin ya. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine egzotik, transformatik, full otomatik, süpersonik, travmatik bir videoyla neredeyim? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine çok sevdiğiniz ve uzun zamandır paylaşım yapmadığım bir seriden devam ediyoruz. Asyalı kızların yasaklanması gereken makyajlarını izliyoruz. Yine bugün gözlerimiz kanayacak. Yine bugün kandırılacağız. Ama ne yapalım? Seviyoruz bu hayatı. O zaman videomuza başlamıyoruz. Çünkü neden? Like'lar atıldı mı? Bu videonun şerefine tam olarak 60 bin like istiyorum. Yorumlar atıldı mı? 7K yorum istiyorum. Peki abone olundu mu? Evet. Umuyorum. O zaman her şey hazırsa ben de hazırım. Ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. Ladies and gentlemen'a Mınaha başlıyoruz. Surata bak. Şişko bir suratı var bakın, dikkat edin. Ben alıştım artık. Gittikçe daralıyor o surat. Makyajın başından sonuna kadar 15 kilo veriyor o surat. Bak bak gözler nasıl irileşti. Sanki üst üste 10 tane lens takmış gibi. Bak bak kolibandını yapıştırdı yine. Kız onu nasıl yapıyorlar? Etini mi sıkıştırıyorlar ya da bant mı? Nasıl oluyor? Baksana çeneyi. Çenesiyle adam tövbe estağfurullah ya. Yalan mı Allah aşkına? Bunu nasıl yapıyorlar? O bandın nasıl bir özelliği var? Etleri mi diye içine çekiyor ben anlamadım. Hani bak düzgün de etini böyle araya sıkıştırıp öyle bantlamıyor. Ha şunların makyajını yapmaya kalkışsam o koli bandı hikayesini nasıl tutturacağım bilmiyorum. O çenemi nasıl sivri yapacağım? Kız kılıç gibi yapıyorlar çeneyi. Vallahi billahi alırsın bunları elinde tutarsın sefere gidersin bunların çenesiyle adam gebertirsin ya. Yalan mı? Nasıl değişti o kız? Bir de güzel oldu yani. İnsanın siniri bozuluyor. Böyle güzel de bir şey çıkınca insanın ayrı bir siniri bozuluyor. Ay bu ne? Nasıl çirkinsin? Vallahi kusura bakma ama bu ne çirkinlik? Ama bu da kesin güzel olacak. Kız bunların kaşı yok kaşı. Zerre kaşı yok bunların. 2 gram bir tüy var orada. Baksana çıkana. 2 grammış harbiden. Aa kurban olsun lan. Ama senin orada da bir löpçük etlerin var. Onları da bir daraltman gerekiyor. Bak gözler yine gitti. Nasıl oldu işte? Abi bunu nasıl yaptılar ya? Hele dudağa bak. Yemin ediyorum hepsi şey Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu gibi. Estetik cerrahi. Şunlara bak. Bir de su geçirmiyor. He bak bu yönden iyi. Aa iyiymiş. Çünkü neden? Şimdi değişik bir insan çıkıyor anladın mı? İlk baştaki insanla farkındaysanız sondaki insan apayrı. İki kişi var bizim karşımızda. Şimdi bunun sevgilisi olduğunu düşün. Ben mesela bunun sevgilisiyim. Yemin ediyorum hani bu güzel haliyle görmüş olsam fotoğrafını göster derim kendi haline. Bir bakarım. Eğer ki çirkinse kıza derim ki eğer bak yaşayacağımız süre zarfında benim karşıma bu halinle gelmeyi her gün usanmadan, bıkmadan okeyliyorsan tamam bu ilişki devam etsin. Ama yok okeyle bilemiyorsan durmayacaksan, kendine güvenemiyorsan hiç başlamayalım. O tipi görünce kaçarım çünkü diye açıkça söyle. Yalan söylemeye hiç gerek yok. Ben çok açık sözlü bir insanım. Bir ilişkideki beklentilerimi söylemek durumundayım çünkü kendimi düşünmek zorundayım. Bakın farkındaysanız artık sinirlenmiyorum. Çözüm önerisinde bulunuyorum. Evet bu kız da kolibanlı çıkarıyor. Bakın ölümüne meymenetsiz bir şey çıkacak buradan. İyi izleyin burnunu kesiyor. Al işte bak. Yemin ediyorum en baştaki Alara'ydı. Şimdi çıkana bak. Şimdi çıkana bak. Keti'ye. Şu tipe bak.
Surata bak. Gerçi bu güzel halindeyken de meymenetsizdi. Böyle bir bakıyordu. Şu suratına bak, sıfatına bak. Yine meymenetsiz. Nasıl yapıyorlar ya? Yazık günah o adamlara da yazık günah. Hangisini seveceksin diye bir cümle de olamaz gerçi. Yani birisini seveceksin mecburen. Çünkü bunun sevilesi pek bir yanı yok. Mutsuz bu kız. Yıllık makyaj paraları haddi hesabı yok. Kazandıkları parayı büyük ihtimal bunlar makyaja falan döküyorlar. Çünkü suratlarında 5 kilo boya var. Koli bandı var. Bunlar yakında elektrik bandı falan da takarlar böyle iyice suratlarını gererler. Bunların ülkesinde estetik cerrah olmak da sıkıntılı. Kazanamazsın ki. Bunlar kendi işini kendi görüyor. Burnundan şikayetin mi var? Sıkıntı yok. Burun yaparız. Yapıyorlar. Bu ne kız? Bu kızın orijinal dudağı mı yoksa kendisi mi yapmış bunu anlayamadım ben. Kafada da değişik şeyler var. Kendisi de yapmış olabilir. Sen niye böyle bir şey yaptın ya? Anlamadım ben. Neydi o? Kızın kendi dudağı mıydı değil miydi? Değilse niye öyle yaptı o? Al işte kafama takıldı. Al bu videoda da kafama takılacak bir şey buldum. Al işte Nur Hayat. Bak bir de oynuyor. Tipe bak. Yaşlı gibi. Kaç yaşında acaba bu abla? Abla sakın ağzını açma. Belli ki o dişler çirkin. Baksana ne oldu kız? Ay çıldıracağım ya. Bak Allah Allah. Nasıl değişebiliyor? İşte Cenab-ı Rabbil Alemin yani. İnanamıyorum ya. O baştaki o çirkinlikten eser kaldı mı? Yani şunu görsen dönüp bakarsın yolda. Vallahi bakarsın. Güzel hayaller kurarsın ya. Bir şeyler yaparsın yani. Baksana şuna ya. Kız şeye benzemedi mi? Bu BTS grubunda bir tane kız vardı. Yok lan BTS'te kız yoktu. Blackpink'te bir tane kız vardı ya ona benzemedi mi? BTS şaşırdım. Aralarında bir tane kız olsa sıçtı o kız zaten. Neyse. Blackpink'teki kıza benzemedi mi? Bence biraz ona benzedi. Allah'tan su bazlıymış bunların makyajları. Bak bir nebze içim rahatladı. Ama gayri ihtiyari atıyorum bu kızla birliktesin mesela tamam mı? İşten erken eve geldin. Yorgunsun, geberiyorsun. Bu kız da hani sen hazır iştesin evde hani rahat rahat böyle bir bedenim de dinlensin diye. Bütün makyajını silmiş o ilk baştaki tipiyle duruyor. Açıyorsun kapıyı falan filan. Karşında o ilk baştaki gibi bir tip. Ay sana bir şey diyeyim mi? Bak bütün vücut direncin gider artık. Hayatla iletişimini kopartırsın. Hadi bu kız hep senin karşına öyle çıkacak diyelim ama böyle risklerle de karşılaşma ihtimalin var. Fazlasıyla var. Bak az önce kendim bir tez kurdum. Şu anda kendi tizimi yine kendim çürüttüm. Neden? Bu alanda inanılmaz derecede başarılıyım ya. Gerizekalılıkta sınır tanımıyorum ben. Beynen fakir geldim, fakir gideceğim. Bu neler sürüyorlar suratlarına? Nasıl toparlanıyor o surat? Tutkal falan gibi bir de tipleri de. Çok garip. Şimdi o gözler değişiyor. Kaşlar değişti. Tabii anam. Bu kadar makyajı bana da yapın. Yemin ediyorum Victoria's Secret'tan beni çağırmazlarsa şerefsizim. Kur'an çarpsın çağırırlar. Baksana gitti o baştaki o çirkin kız gitti. Güzelim bir kız geldi. Sevilesi bir kız geldi yani. Yok çok da sevilesi değilmiş açıkçası. Bir ruj falan da sürecek misin sen? Ay yok yok yok. Yok yok. Çok sevimli değilmiş. Suratı şurası o kadar şişkin olmuş ki çenesi küçücük olmuş. Kız bunlara kimlik çıkartın ayrı. İlk kendi isminiz olsun bir de sahne adınız olsun sizin. Bu kadar makyaja emek verilmesi... Ya emek veriyorsunuz yazık günah. Hak ediyorlar. Bir de şimdi bunlar istedikleri tipe bürünebilirler. Düşünsene evde dolaşıyorsun ana anne baban. Alışmışlar artık evde sürekli bir yabancı var. Farklı farklı tiplerde dolaşıyor işte. Anan doğurduğu çocuğu tanıyamayacak ömrü billah. Onlara da yazık günah. Ben bir şey doğurdum ama benim doğurduğumla bunların alakası yok. Kadının her gün düşüneceği şey budur. Zulme baksana. Bunlar acaba bu ağır makyaja nasıl karar veriyorlar? Tipe bakıyorlar böyle aynaya. Biz olmamışız falan diye. Bir makyaja öyle mi başlıyorlar bu makyaj hayatlarına? Ya da bunların cemiyetinde full böyle mi? Böyleyse ben yemin ediyorum bunların arasına girdiğimde böyle baştan böyle şey yaparım. Kontrol ederim o burnuna böyle elimi götürürüm. Sıkarım o burnunu. Yamuluyorsa makyaj. Bu çirkin bir şey. Bu derim yani. Neyse Allah'tan bakın böyle videolar izliyoruz ha. İnsanların içerisinden neler çıkıyor görüyoruz. İşte insanlar artık bak ne kadar kandırıkçı olmuş. Bizim gibi saf insanlardan. Evet. Bu aynı ablama anlamadım. Hepsinin kaşı olmadığı için hepsi birbirine benziyor. Bir de keşke ne sürdüğünü anlasam. Baksana 105 tane krem sürüyor abi. Bitmiyor yani kalıp kalıp. Yapıştırıyor. Allah ne verdiyse suratına yapıştırıyor. Makyaj yapılır bak.
Ben makyaj yapan kadınları çok severim. Çok güzel olurlar. Ama doğal güzellik de çok önemli. Bunlar makyaj yapmıyor artık. Bunlar, yemin bunların suratına sürdüğü boyayla benim salonu boyarsın. Dudağa bak, ne oldu? Al işte. Gülüş ama. Düşünsene, yolda yürüyorsun, karşından böyle bir kız geldi. Hadi bu güzel değil. Bunların güzel olanları da var. Öyle düşün. Güzel olanını düşün. Aşık oldun, ilk görüşte aşık oldun. Çok tehlikeli bir durum şu an bu. Bir çıkarsa onu, altından çirkinlik abidesi çıkacak. Yazık, günah, onun kalp ağrısı, o çocuğun yaşadığı kalp ağrısı tarif edilemez. O çocuk o günden sonra daha kimseye de aşık olamaz. Bu bir dramdır. Bunlar hani yapıyorlar, tamam da. Şu makyajı yapan insanlarla konuşmak istiyorum. Nasıl konuşacağım bilmiyorum. Hangi dil üzerinden konuşacağım bilmiyorum ama sormak istiyorum ya. Erkek arkadaşınız var mı? Hangi tipinizle çıkıyorsunuz falan? Bunları merak ediyorum. Çıldırıyorum ya. Evet. Bu kız yine fena değil. Ama bunlar kaşlarını özel bence kestiriyorlar ya. Şuna bak. Kızın yine orijinal hali çok öte bir çirkinlikte değil. Çirkinlikte değil yani. Standart. Ama bu abla çok güzel oldu bu. Kız sen ne oldun sen? Ay sen çok güzel oldun maşallah. Yeryüzüne inen bir melek gibi olmadı mı o kız ya çıldıracığım? Ay çok güzel oldu ya. Analar babalar neler doğuruyor demiyorum. Kız kendisi yaptı. Aa erkek bu. Aa erkek de yapıyor. Ha bunlar toplum olarak kandırıkçı. E o zaman dert yok. Ben erkeklere çok üzülüyordum. Erkekler de bunu yapıyorsa zaten. Hiç sıkıntı yok. Şuraya bak. Suratı neydi, neye döndü? Hele çocuğa bak, bilmediği bok da yok. Ben yemin ediyorum bilmiyorum bunların hiçbirisini ya. Bak bak bak. İyi gözleri o kadar tozdan falan mikropla kapmıyor. Aha. Deep liner sürdü ya. Biliyorum deep liner. Nasıl, ne çıkacak acaba bu çocuktan? Ha, yine çok bir ahmış ahmış bir şey çıkmadı da bir kaşınmaşı belli. Bunlar o zaman erkekli kızlı bunlar böyle. O zaman tamam canım. Kız bunların makyajı birbirine karışır. Vallahi karışır. Öpüşürken falan düşün, bunların makyajı birbirine girer. Bir de çocuğun tripleri falan şey oluyormuş. Kaşımı bozdun. Kaşımı bozdun. 2 saat çizdim onu. Geri zekalı ya, ayrılıyormuş bu sebepten ötürü. Çocuk ayrılıyormuş ama kızdan. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın 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 unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Az önce tükürdüm, gözüktü mü bilmiyorum ama.